Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bonsai sanatı ile ilgili iki fikir paylaşmak istiyorum. Bir tanesi, bonsai saksısı normalden küçük olur, hepinizin bildiği gibi. Onun için küçük saksıyı daha büyük bir saksı içerisine oturtarak aşağıdan kök gelişimi sağlatıp bu topraktan da faydalanmasını sağlıyoruz. Bu sayede bitkimiz normalden biraz daha hızlı büyüyor. Bakın şimdi arkadaşlar, kök bağlantısını aşağıdan görüyorsunuz. Oluşan kök hacmini ve kopan diğer parçaları. Bu şekilde yaptığımız zaman kök budamasında bitkimiz çok fazla zarar görmüyor. Oluşan kökleri keserek, uzaklaştırarak bitkimizi çok fazla strese sokmuş olmuyoruz. İkincisi arkadaşlar, bu büyükçe bir aday bitkiydi. Ben bunu büyükçe bir kayaya sardım. Streç filmi iyice destekledim. Şimdi bu streç filmleri bir dökelim. Bakalım bizi ne bekliyor. Şöyle bıçakla da çizip çıkarabiliriz arkadaşlar. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Bitkinin gövdesine derin bir kesik atabiliriz. Ama yine de fikus bu derin yaraları, derin kesikleri çok güzel atlatabilen bir bitki. Toleransı yüksek bir bitki. Bu sebeple bonsai sanatına başlayacak olanlar için en ideal bitkilerden bir tanesi. Çok çabuk çoğaltılabiliyor. Çok güzel şekiller verilebiliyor. Bu sebeple bonsai sanatına başlamak isteyenlere ben her zaman fikus bitkisini tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz çok güzel bir kalınlaşma elde etmişiz. Ben şuradaki yeni çıkan sürgünü uzaklaştırmak istiyorum. Benim tasarladığım ağaçta bu sürgün fazla kalacak. Onun için uzaklaştırıyorum. Şimdi aşağıdaki sargıları sökersek bakalım neyle karşılaşırız. Bıçakla keserken dikkat ediyoruz nereyi kestiğimize. Çünkü burada oluşumu sağladığımız yeni kökler var. Çok inceler, çok narinler. Kesiveririz. Birkaç aydır oluşmasını beklediğimiz, gelişmesini beklediğimiz, sertleşmesini beklediğimiz kök kullanılamaz hale gelir. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Önce parmağımızı stres filmi belli bir oranda kaldırıyoruz. Sonra oluşan boşluktan kesiyoruz. Böylece köke veya gövdeye temas etmeden kesme işlemini bitirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar, bonsai sanatında aday bitkinizin çok olması gerekiyor. Ne kadar çok adayınız varsa o kadar çok yeni fikri deneyebilirsiniz. Siz 2-3 adayla başlarsanız çok fazla yeni alternatifler geliştiremezsiniz. Bu sebeple ya yetiştirme yoluna gideceksiniz ya da sürekli olarak fidanlık gezileri yapıp bonsaiye dönüşme ihtimali olan fidanlardan kendinize aday seçimi yapacaksınız. Ben daha çok fikuslar üzerinde çalışmayı seviyorum. Bunun için de kendi fikuslarımı kendim çoğaltıyorum. Ve çok sayıda aday tutmaya çalışıyorum. Bu da sizin başarınızı hem artırır hem koleksiyonunuzu zenginleştirir. Şimdi oluşan
kök yapısını sizle paylaşmak istiyorum. Bunu tamamen açmayacağım. İlkbaharda buna bir saksı değişimi yapacağız. Daha yayvan ve daha geniş bir saksı kullanacağız. Gerekirse kışı atlatması için tekrar sargı işlemi yapabiliriz. Şimdi gövdeyi hafif sarsıyoruz ve sarsıntıyı hissetmeye çalışıyoruz. Çoğu yerde sarsıntı hiç gözlenmiyor. Bu demektir ki bitkimiz kökleriyle kayaya tam anlamıyla tutunmuş. Şimdi yakından görmenizi istiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ağaç kökleriyle kayaya çok güzel tutunmuş, sarılmış ve hayata buradan tutunup devam etmiş görselini oluşturduk. Ağacımızı daha şık, daha güzel bir saksıya aldığımızda kendini daha net ifade edecek. Yukarıdaki taç kısma baktığımızda gelecek yıl bazı sürgünlerin tellenmeye müsait hale geleceğini görüyoruz. Telleyerek ağacımıza istediğimiz şekli vereceğiz ve ağacımız daha bir güzel görünmeye başlayacak inşallah. Arkadaşlar, bir kaya üzerinde bonsai çalışması daha paylaşmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenirsiniz ve abone olmayı unutmazsınız. Herkese çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum.